Evet, sabah 6. 5.30'da uyandım aslında. Kaldığım yer tam görünmüyor da. Dışarıya çıkalım bakalım. Bu tahta kapıyı açıyorum bu şekilde. Güneş doğmak üzere. İleride bir kilise var. Bilmiyorum şu an sesleri geliyor mu ama sabah duası ediyorlar herhalde. Genelde çocukların sesi geliyor. Yani gün ışığını sonuna kadar kullanıyorlar. Çünkü gece demeyeyim yani akşam 5'ten itibaren burası zifiri karanlık. Biz çok yorgun olduğumuzdan erkenden uyuduk zaten. Bugün bacaklarım biraz ağrıyor. Bakalım. Gelen su. Güneş iyice doğdu ama şu an baya soğuk. Şimdi iki kat var. Palto var. Ağzından duman çıkıyor. 5-10 civarındadır herhalde derece. Kahvaltı yapıp yürüyüşe başlayacağız tekrar. Yine yolumuz uzun. Burada da kahvaltımız hazırlanıyor şu an. Ramon. Yine pilav yiyeceğiz. Zebul. Kimbo'yu böyle. Salamu. Bir de bayağı çocuk var yani herkes 3-5 tane yapıyor. Aa, gitti. Evet, bugünün kahvaltısı. Bu kırmızı pilav diyeyim yani. Buraya özelmiş. Bunun içinde kahve var. Şeker, zebu eti, burada muz var, burada da promosyonlar var, hediyelik eşya. Gördüm. Evet, Rucu'ya kendi resmini gösteriyorum. Rucu, bak. Acayip utangaç.
Kim var burada? Aa, gördün mü? Kendini görüyor şimdi. Rosli bir var demiş orada. Bir çeke. Selam o. Aa, oyuncağı mı var senin? Ne bu? Nemuş. Bu şey. Nemuş. Nemuş. Okey, masa uçağı. Bay bay. Abi yürüdükçü ya. Bay bay. Öyle mi? Bay bay Rucu. İşte. Bay bay. Bay bay. Öyle mi? Saçları böyle uzak. Bay bay. Her yerden çocuk çıkıyor. Salama. Şimdi tekrar bir yolculuğa çıktık. Saatler sürecek. Yine. Yürüme be. Salama. Herkese selamlıyoruz. Evet, dağın tepesine tırmanacağız. Bir saat sürecek. Evet, burada çamaşır yıkıyorlar şimdi. Selam o. Evet, yukarıdan su geliyor. Şimdi sabunla yıkıyorlar. Selam o. Green table? Yeah. And this one? What is this? This is this the thing to the project for the wetlands to make a fabrication with the nap when we sleep and this night. Yeah. And yeah. Saz herhalde bu ki uyuduğumuz yerin altını bununla yapıyorlar diyor. Evet, artık köye veda ediyoruz. Taşın üstüne merdiven oymuşlar. Köyden çıkışımız buradan. Tekrar bir bakalım tepeden. Burada 500-700 kişi yaşıyor. Köy ve tarlalar iyice aşağıda kaldı. Doruğa beraber çıkalım. Kocaman bir kaya var burada. Ve köy aşağıda. Evet, dağın tepesinde aşağıda bir bina var. Hemen şurada bir yerde. Fransızlar burayı kolonileştirdikleri zaman bu köyü savaşmış Fransızlarla.
Ve o zaman ölenler için bir şehitlik yani bu aşağıdaki yapı. Onları anmak için. Tabii ki kaybetmişler. Şansları yok yani. Evet, az önce tepe dediğim yer şu büyük kayanın olduğu yer. Tepeye çıkacağız derken ben orası zannediyordum ama. Dağın en zirvesine çıkacakmış. Şaka değilmiş. İyice tırmanıyoruz artık. Aşağısı da artık uçurum. Evet, zirveye yaklaştık. İyice aşağıda kaldı köy. Şimdi etrafa bakarsanız hiç büyük ağaç yok. Bu evleri de ağaçlardan yapıyorlar. Bu yaptıkları ağaçları toplamak için, kesmek için 2 günlük yol gidiyorlarmış bu yönde. Oradan kesip buraya taşıyorlar yani. Yoksa etraflarında öyle büyük bir ağaç yok şu an. İki dakikada sis çöktü. Yani bulutlar olduğumuz yere geldi. Şu an aşağıda hiçbir şey görünmüyor. Şu an bulutların içinden yürüyoruz yani. İleriyi göstereyim. Oraya da geliyor yavaş yavaş. Kaç kez TV'de bugün. Ormanda yürüyoruz. Zirveye ulaşmaya çalışıyoruz. Dağın zirvesine ulaşmamıza 5-10 merdiven kaldı. Artık öldüm ya. (gülüyor) 1200 metreymiş burası. Sis kaybolmuş. Köy yine görünüyor. Dağın tepesinde mandalina yiyoruz. Biraz dinlenip devam edeceğiz. Kaşkes TV devam ediyor. Survivor da bu hafta. Madagaskar'da dağın tepesinde yaşam mücadelesi veriyoruz. Önümüzde daha 2 saatlik daha yol var. Hava soğuk. Dorime. Interino ad appare torime Ameno, ameno, lanciremo dorime Ameno, o mandare imperavi Ameno, dimere, dimere, manciro, manciremo Amen. O manare in terra vita.
1750 metre. Şu ilerideki tepede 2000 metre yaklaşıyor. Geliyor, gidiyor. Şu an karşıdaki tepe sistemleri. Şu an etrafımda böyle. Kimse yok. Ses yok. Elektrik yok. Telefon çekmiyor. Su yok. Nehir var da, nehirden içerseniz. Şu anlık içmiyoruz. Lejyoner hastalığı diye bir şey var. Yani paralı askerler genelde yaşamış bunu. Gittikleri yerde su içtikleri zaman, tabii her yerin suyunun bakterisi farklı. Biraz vücudunuzun alışması lazım. Yani bu İstanbul'dan Kars'a gittiğinizde de başınıza gelebilir yani. Ki ben Doğu Beyazıt'a gittiğimde, su içtiğimde de rahatsız olmuştum biraz. Ama belli bir süre sonra alışıyor vücudumuz. Ama şu an denemek için iyi bir zaman değil yani. Onun için kapalı su şişelerinden içiyoruz. Let's say something for the ancestors.